soracağınız soru. Normalsiz soru. Unuttum, eksik bıraktım. Sevgili seyirciler, şehitlerimizle ilgili yapmış olduğumuz programımızın bu bölümünde Kayseri'mizde Fatih Mahallesi'nde bulunuyoruz. Şehidimiz uzman çavuş Mürsel Gürley'i bu programımızda yad edeceğiz. Ve şehidimizin evinde bulunuyoruz. Şehidimizin eşi Gülay Hanım yanımızda. Şehidimizle ilgili hatıraları bu programımıza yad etmeye çalışacağız. Gülay Hanım, şehidimiz Mürsel Bey'in çocukluğu, gençlik dönemi hakkında size naklettiği bir kısım hatıralar vardır mutlaka. Okuduğu okullar, bunları bize bir nakledebilir misiniz? Okuduğu okullar Kozaklı doğumlu kendisi. Kendisiyle de akraba oluyoruz. Kozaklı'da bitirdi liseye kadar. Bu kadar. Evet. Peki nasıl bir insandı? Çevresinde nasıl tanınır, nasıl bilinirdi? Veya bize nakletmek istediğiniz bir hatırası var mı? Çevresinde çok sevilen bir insandı yani. Benim için mükemmel bir eşti, mükemmel bir babaydı. Yani bulunmayacak bir insandı bana göre. Sevenleri de çoktu. Ölümüyle hepimiz de yıktı. Efendim... Şehadet hakkında size mutlaka bir bilgi ulaşmıştır. Nasıl şehit olduğu hakkında bu bilgileri bizlere aktarır mısınız? Şehit oluşu Yüksekova'nın Alandüzü mevkiinde teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucu sabaha karşı 5.30-6 civarlarında yaralanmış. Saat 9'da şehit olmuş, sabah 9'da şehit olmuş. Bana saat 2 gibi telefon geldi. Şehit olduğuna dair telefon geldi. Böylece öğrenmiş olduk biz de. 1994 yılının 1994 evet. Evet. Peki efendim size sormak istediğim şey şu. Son günlerde şehit ailelerimizi yaralayan bir hadise var. Şehit ailelerimiz bu konuda büyük tepki gösterdiler. Şimdi sizin görüşünüzü almak istiyorum. Teröristlere bir af konusu var gündemde. Bu konu hakkında sizin görüşünüz nedir? Bu konunun gündeme gelmesi bence felakettir. Bunu çıkarmak isteyen insanlar ya Türk değildir ya Müslüman değildir. Bence bunu yapanlar adi şerefsizdir diyeceğim. Çünkü bunlar bizim düşmanlarımız, vatanımızın, dinimizin düşmanları. Onlar şöyle diyorlar bence: siz bizim vatanımızın düşmanısınız, askerimizi, polisimizi öldürdünüz. Bizim bayrağımızı indirmek istiyorsunuz ama biz sizi affediyoruz. Bu bence şerefsizliktir. Bu imzaya, buna imza atacak insan şerefsizdir benim gözümde. Çok doluyum ama söylemek istediğimiz çok şeyler var. Ama bunları çıkaranlar ben bilmiyorum. İnsan diyemem ben bunu yapanlara. Peki efendim, şehit ailesi olarak şu ana kadar devletten ne tür bir yardım aldınız? Şu anda nakdi tazminat aldık eşimin şehit olduktan sonra. 3 ayda bir de maaş alıyoruz. Arada sırada eğitim yardımı senede bir kez olmak şartıyla çocuklara geliyor. Başka da bir yardım yok. Aldığımız bu kadar. Peki efendim, valinin şehit aileleri için bir... ev yaptırması söz konusu olmuştu. O girişim hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. O konuda Vali Bey'in herhalde yapmak istedikleri şeyler, bilmiyorum ne düşünüyorlar da 60 kişiye yapılmasını istemişler. Yani gelen para bu kadar yapılmasını gerektiriyormuş. Kura çekildi, bize çıktı ama geride kalan şehit ailelerini de düşünerekten bunu, kimseden yardım istediler. Para toplayalım, yardım edin. Geride kalan şehit ailelerine de yaptıralım diyorlar ama biz dilenci değiliz. Biz bir zamanlar asker eşiydik. Bizim beylerimiz yani biz dilenci olalım diye bırakıp gitmediler. Bunu devletin gücü yeter geride kalan ailelere ev yaptırmaya. Gereken neyse yapılsın, gönderilen para tekrar iade edilsin ve geriden kalan şehit ailelerine devlet yaptırsın. Biz, tekrar belirtiyorum, dilenci değiliz. Sağdan soldan yardım dilenerekten ev yaptırılmasın bize. Efendim, şehidimiz
Mürsel Gürley'in ismi. Kayseri'mizde. Herhangi bir sokağa, caddeye veya resmi binaya verildi mi? Bu konuda bir çalışma oldu mu? Hürriyet Mahallesi'nde, Yeniköy'de bir sokağa verildi. Bir de Yemliha Kasabası'nda ilkokula verildi adı. Peki Şehitler Derneği ile irtibatınız nasıl? O konudaki görüşlerinizi rica ediyorum. Şehitler Derneği ile irtibatlarımız iyi olmasını istiyoruz. Tabii ki bunlar, bu insanlar bizlere bir şeyler yapmaya çabalıyorlar. Ben buna inanıyorum ama bu derneğin başına bizim gibi bu acıları tatmış insanların gelmesi daha uygun olacağı kanaatindeyim ben. Yani şimdiki başkanımızı ben kötülemek istemiyorum ama yine de yani bir şehit babasının bu derneğe başkan olması bizce daha uygun. Evet, Mümtaz Bey. Hocam ben Gülay Hanım'a çok duygulandım bu söylediği şeylere. Şeyi sormak istiyorum. Çocukları Selim ve Samet şehit evladı. Çok yüce bir duygu bu. Onların büyüyünce ne olmasını istiyorlar? Bunu da öğrenelim Gülay Hanım. Valla ben şimdilik kısmet diyeceğim ama oğlumun Türk ordusunda, şerefli Türk ordusunda bir asker olaraktan görev almasını çok isterim. Çok isterim ama artık açıklamayayım gerisini. İnşallah kısmet diyelim. İnşallah kısmet. Küçüğünkini bilemiyorum artık. Ömür varsa, Allah izin verirse ne olacağını Allah'ın takdirine bırakıyoruz. Dernek konusunda da inşallah şehit aileleriyle, diğerleriyle de görüştükçe inşallah isteğiniz doğrultusunda şehit ailelerinin oluşturacağı bir kurucu heyet ve daha sonra faaliyet yürütecek heyetin oluşmasında elimizden gelecek yardımı inşallah yapacağız. Bu noktada şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar. Biraz daha bekleyelim diyorum. Emine Hanım'a da sormuştum bu soruyu. Gülay Hanım, şimdi size sormak istiyorum. Şimdi efendim malumunuz geçtiğimiz günlerde Türk televizyonlarında ulusal televizyonlarda İngiltere Prensesi Lady Diana'nın ölümü cenaze töreni canlı yayınlarla günlerce, belki hala gündemdedir şu an bilemiyoruz ama günlerce devam eden yayınlarda işlendi. Siz şehit ailesi olarak gerek yerel televizyonlardan, gerek ulusal televizyonlardan, gerek mahallenizdeki bulunan insanlardan, Kayserililerden, devletimizden, milletimizden beklentileriniz nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Vallahi Leyli Diana kendi memleketine göre sevilen bir insanmış, büyük bir insanmış. Onlara bir şey diyemeyeceğim ama bizim Türk basınımız maalesef bir şehide ona verdiği değer kadar vermediler. Biz Türk milletinden, yüce Türk milletinden biraz saygı bekliyoruz. Biz eşlerimizi bu vatan bölünmesin, bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin diye verdik şehit. Biz bunları gönderirken hiçbir şeyi yani göz önüne almadık. Onlar şehit oldular, geride biz kaldık, çocuklarımız kaldı. Bize biraz saygı göstersinler. Özellikle halkımız çok duyarsızlar, benciller. 3 senelik yani eşim şehit oldu. 3 senedir yaşıyorum ben bu durumda. Çok zor günler geçiriyoruz. Gittiğimiz, geldiğimiz yer takat ediliyor. Yani çok zor durumlar içerisindeyiz. Özellikle bu resmi kurumlardan yani bizlere biraz daha saygılı olmalarını rica ediyoruz. Asker polis olmasaydı bu vatan bölünseydi acaba bu Türk milleti olur muydu? Bu Türk milleti Müslüman olarak kalır mıydı? Bunlar unutmasınlar. Bizim Türk milletinden istediğimiz budur. Saygılı olsunlar biraz. Biz şehit eşiyiz. Biz buyuz yani. Biz başka bir şey değiliz. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet Gülay Hanım. Gülay Hanım aklımıza gelmişken onu da soralım. Rahmetli şehidimizin uzman çavuş kendisi. Askerlik mesleğini seçiş sebebi neydi? Bunu öğrenebilir miyiz sizden?
Eşim askerliğini de yine Yüksekova'da yaptı. 2 sene burada kaldı. Geldikten sonra müracaat etti tekrar uzman çavuşla ama belgelerin eksik olmasından dolayı gitti. Yani vatansever bir insandı. Ben iyi bir askerdi diyorum. Gelen yazılarda kendisinin iyi bir asker olduğunu belirttiler. Hiç unutmayacağım. Son telefon konuşmamızda Kurban Bayramı'nda telefon açmıştı. Kurban kendisinin adına kesiliyordu. Yalvardım ne olursun gel kendin kes kurbanını diye. Ama dedi ki bana burası çok perişan bırakıp gelemem dedi. Gelmeme imkan yok dedi. Öyle vatansever bir insandı. Zaten çapraz ateşe tutularak şehit oldu. Kaçan teröristi kovalarken şehit oldu. Yani Türk milleti unutmasın bunu. Bunlar niye öldüler, nasıl öldüler unutmasınlar yani. Bizim Türk milletinde yani istediklerimiz bunlar. Eşim böyle bir insandı. Şerefli gitti, şerefli öldü. Kendisi şerefli bir insandı. Ben de gurur duyuyorum onun eşi olduğum için, onun çocuklarının annesi olduğum için. İnşallah kıyamete kadar bu böyle kalacaktır. Efendim müsaadeniz olursa ben tabii hocam, bir şiir okumak istiyorum. Bu şiiri şehidimiz şehitler için, evet, kendisinden önceki şehitlerimiz, evet, için yazmış olduğu Müsek Gürlek kardeşimizin yazmış olduğu Horuna Şehitlerine isimli şiiri müsaadeleriniz olursa, izniniz olursa okumak istiyorum. Dün gece yine pusuya yattım. Son mermime varıncaya kadar attım. Sıkılan keleşlere yiğitçe baktım. Hakkını helal et, şehidim anam. Apo köpeği bu gece yine kudurdu. Karılar gibi beni sırtımdan vurdu. Şehit bedenime tekmeler vurdurdu. Hakkını helal et, şehidim yarim. Horuna geçidini köpekler sardılar. Vatan toprağını kanımla kardılar. Caniler her yanımı bıçakla yardılar. Hakkını helal et, şehidim kardeşim. Mürsel kardeşim, sen yaz destanımı. Canım uğruna savunduğum vatanımı. Askerimden istediğim unutmasın yatanı. Hakkını helal et, şehidim vatanım. Sevgili seyirciler, bu şiirin arka kısmına şöyle bir not düşmüş şehidimiz Mürsel Gürlek. Tarih atmış önce, 4-8-1993 tarihinde. Bir 7-8 ay önce. 7-8 ay önce, evet. Bir üsteğmen, bir uzman çavuş ve 8 şehidimize seslendim diyor. Biz de kendisini burada rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Çocuklarla görüşelim. Nereye gideceğim? Gel bu tarafa doğru. Gel buraya gel istersen. Şöyle gel şöyle aramıza gel. Sevgili seyirciler, şu anda yanımızda şehidimiz Mürsel Gürlek'in iki yadigarı, iki yavrusu yanımızda. Onlarla söyleşeceğiz. Önce Selim, seninle başlayalım. Sen kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Hangi okula gidiyorsun? Sümeri. Sümer? Ortaokulu. Ortaokuluna gidiyorsun. Yeni mi başladın? Evet. Orta bir dedin, başladın. Evet. İlkokulu nerede bitirmiştin? Şükrü Malaz İlkokulu'nda. Şükrü Malaz'da. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Pilot. Pilot olmak, yani yine asker olmak istiyorsun. Peki bunun sebebi nedir? İçimden geliyor. İçinden geliyor. Peki sana soralım. Samet, sen kaç yaşındasın? Bir yerden ipucunu, evet, 6 yaşında. Evet, ipucunu aldın, 6 yaşında oldun. Peki sen okula gitmiyorsun daha. Gidiyorum. Anaokuluna mı gidiyorsun? Hmm. Anaokulu mu?
Evet. Peki hangi anaokulu? Şükrü Malaz İlkokulu'nun anaokulu. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak polis istiyorsun. Evet. Gülay Hanım biri asker olmak istiyor, biri polis olmak istiyor. Peki. Hocam bunu vatan millet düşmanlarının seyredip iyi düşünmesi lazım diyorum ben. Evet. Dediğim en büyük ibret evet. Dersine. Şehit evlatlarının da tekrar bu devletin askerliğine, polisliğine talip olması bunu ortaya koyuyor. Evet, bu arada sevgili seyircilerimiz duymuşlardır. Gülay Hanım ölmedik, tekrar diriliyoruz dedi. Efendim tabii burada bir görev de bizlere düşüyor. Mümtaz Bey, şimdi bu çocuklar, bu yavrular için ben şehidimizin yadigarları dedim. Bu vazife sadece Gülay Hanım'a düşmüyor. Bütün Türk milletine, bizlere düşüyor. Bunları, bu çocuklarımızı yetiştirmek, şehidimizin yadigarları bunlar. Bu konuda kısa bir değerlendirme alabilir miyim Mümtaz Bey? Hocam mutlaka devletimizde inanıyoruz ki vatana canını veren Mürsel Gürlek ve diğer şehitlerimizin evlatlarını bağrına basacaktır Türk milleti. Dolayısıyla devletimiz de onları babalarına yakışır birer evlat olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Allah devlete millete zeval vermesin. Bu çocuklarımız da inşallah devletine milletine faydalı birer insan olarak toplum hayatında yaşamlarını sürdürecekler, hizmet edeceklerdir. Kendilerinde daha bu yaşta o şeyi görmek bizi mutlu ediyor. Burada her zaman olduğu gibi milletimizin de gerekli saygıyı, sevgiyi göstermelerini bekliyoruz. Tabii şehit ailelerimizin de bu tam hakkı. Biraz önce Gülay Hanım çok güzel söyledi. Biz dilenci değiliz dedi. Çok güzel. Yani bu yüce bir duygu. Çok bir faziletli bir toplum olduğumuzu ortaya koyar bu. İnanıyorum ki ben sessiz duran milletimiz de bütün şehit ailelerini gerçekten çok seviyor. Onların duyduğu acıyı duyuyor. İnşallah memleketimiz, milletimiz için ilerisi iyi olacaktır. Yani bu durumda olmamız memleketi için ölecek insanların olması her zaman için bizim hürriyete aşık bir millet olmamız geleceğimizin parlak olduğunu gösterir. Teşekkür ediyorum. Efendim Allah bu çocuklara uzun ömürler versin. Can sağlıklı diliyorum. Bu çocukların iyi yetişmelerini, yine babaları gibi bu devlete, bu millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Efendim sizlere de tekrar başsağlığı diliyorum. Evet, bütün milletimizin başı sağ olsun, sizlerin başı sağ olsun, vatan sağ olsun efendim. Erciyes TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Duyarlı vatan evlatları varmış diyorum. Unutmayan Türkler, Müslümanlar varmış diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yanınızda başarılar diliyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize de. İnşallah devamı gelir. İnşallah unutmayın bizleri. Biz unutulmak istemiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Vatan sağ olsun diyorum. Millet sağ olsun diyorum. Ezan dinmesin, bayrak inmesin diyorum. Bizim yaşadığımız, önem verdiğimiz değerler bunlar. Saygılar sunuyorum hepinize.